Merhabalar değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Bilindiği gibi bugün Pırak'ta, Pırak Karesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliye, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği'nden Michel arasında dörtlü görüşme yapılacak. Bu görüşme öncesinde dün gece saatlerinde Ermenistan tarafından Azerbaycan ordumuza bir kez daha saldırı yapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan tarafından saldırılan noktalarda yer verilmiş. Birazdan dostlar bu görüşmenin detaylarını da aktaracağız. Diğer habere bakalım. Libya'da Başbakan Abdülhamit Dibeybe konuşuyor. Libya'da Libya Ulusal Petrol Kurumu gerek Libya Danıştay'ı gerekse de dostlar Libya'da bazı çeşitli kurumlar ki tamamen resmi taraftan bahsediyoruz. Bu kurumlar Türkiye ile Libya anlaşmasını sert şekilde eleştirmişti. Dolayısıyla dün akşam saatlerinde Libya Başbakanı Abdülhamit Bey bir tweet atıyor. Tweet'te dostlar yaptığı açıklamada kendisi Türk hükümetiyle hidrokarbon alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin bilgileri paylaşacağını duyurdu. Fakat bu sabah itibariyle hala paylaşılmamış durumda. Ama Libya meclisini araştırdığımızda mutabakat zaptına da ulaşmış bulunuyoruz. Mutabakat zaptını görmektesiniz. Türk hükümeti ile Libya hükümeti arasında hidrokarbon alanında iş beli için imzalanan mutabakat zaptı an itibariyle paylaşılıyor. Libya Başbakanı Dibeybe gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı. Hiçbir ülkenin görüşü bizi ilgilendirmiyor açıklaması yapılırken petrol arama faaliyetleri Türkiye ile imzalanan denizcilik anlaşmasına göre yapılacak ifadesini kullanıyor. Yine Girit Adası'nın güneyindeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz açıklaması da Başbakan Dibeybe tarafından yapılmış oldu. Dediğimiz gibi Libya Enerji Bakanlığı'na ait bildiriyi görmektesiniz. Diğer haber aktaralım. İran Milli Güvenlik Kurulu üyesi Celili konuşuyor. Kendisi her zaman olduğu gibi atıp atıp tuttu. Amerika İran'ın ileri teknolojik ürünlerini satın almak için kendi koyduğu ambargoları görmezden geliyor. Aracı vasıtasıyla bu ürünleri İran'dan ithal ediyor şeklinde tuhaf açıklamalarda bulundu. Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Hamza Özel Kuvvet Tümeni'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerçek mühimmat kullanarak tatbikata başladığı duyuruldu. Görüntüler Türkmen Hamza Tümeni tarafından servis ediliyor. Bu görüntüleri de görmektesiniz. Bunun dışında dostlar Türkiye tarafından Çad'a yardımda bulunuldu. Türkiye sıtmaya bağlı ölüm oranının yüksek olduğu Çad'a makine, ekipman ve sarp malzemesi hibe etti. Encemine Belediye Başkanı Harun törende yaptığı konuşmada şunları söylüyor. Bu yılki sağanakların ardından sivrisinek ve böceklerin istilasıyla başa çıkmak için uygun araçları olmadığını dolayısıyla daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını söylerken sivrisineklerle mücadele çalışmalarına yanımızda yer aldığı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Hibetler, malzemeler şehrin önemli bir bölümünde sıtmayla mücadelede işimizi kolaylaştıracak açıklamasını yapıyor. Koruna'ya gidiyoruz. İspanya ve Almanya hükümetleri enerji krizini görüşüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un görüşmesinden detayları görmektesiniz. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez şu açıklamayı yapıyor. Avrupa'daki büyük ekonomilerin farkındalığının artması için enerji krizine karşı AB'nin tek pazar olması ve ortak bir cevap vermesi gerekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise şu ifadeyi kullandı: Küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatları aynı anda düşmelidir ve henüz yeterli düzeyde düşmedi açıklamasını yapıyor ki birinde gibi dünkü OPEC kararından sonra Kasım ayında aslında 90 dolardan 150 dolara kadar çıkması bekleniyor. İspanya'nın kuzeyindeki Coruña kentinde yapılan zirvede İspanya ve Almanya hükümetleri Rusya ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizi ve güvenlik sorununu görüşüyor. İki ülke arasında 9 yıl sonra 25. düzenlenen hükümetler arası zirvenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenliyor. Bu haberi de aktarmış olduk. Sırbistan'a gidiyoruz. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki Tutin kentinde Türk Kültür Merkezi açıldı. Merkezin açılışına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ve Tutin Belediye Başkanı Salih Hotun yanı sıra çok sayıda davetli katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Şili ile ticaret ve yatırım açısından güçlü olan ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi. Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Şili'de Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric ve Şili Dışişleri Bakanı Antonio Uracolo ile görüşen Blinken, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenliyor. Amerika demişken, Amerika Birleşik Devletleri'nin milli borcunun ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktığı duyuruldu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ülkenin borcunun 31.1 trilyon dolara ulaştığı resmi olarak açıklanıyor. Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde başlattığı karşı saldırıyla geçen günlerde Rus güçlerinden geri aldığı liman şehri çatışmalar nedeniyle ağır hasar görmüş durumda. Şehir sakinlerine elektrik, su, doğalgaz hizmeti verilemiyor. Ukrayna güçleri 2 Ekim'de yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerin elinde kalan Donetsk bölgesindeki kritik liman kenti liman ele geçirmiş durumda. Sayda yapının hasar gördüğü şehirde elektrik, doğalgaz ve su hizmeti verilemiyor. Savaşın izlerini ise şehrin daha girişinde rastlanıyor. Kafkasya'nın Hiroşima'sı Adam yeniden kuruluyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ Ekonomik Bölgesi Özel Temsilcisi Emin Hüseyin konuştu. 2023 Adam için kapsamlı inşaat yılı olacak. Ermenilerin 30 yılda burada yıkım yapmasına bakmaksızın Azerbaycan devleti ve halkı olarak biz toprakları kısa zamanda imar ve iyi edeceğiz. Karabağ'ımızı cennete dönüştüreceğiz, açıklamasını yapıyor bizzat. Buradan da yeni görüntüler paylaşılmış. Dediğimiz gibi dostlar bugün dörtlü zirve yapılacak. Bu zirve öncesinde Güney Kafkasya'da birçok geopolitik hareket gerçekleşti. Geçen günlerde Azerbaycan Savunma Bakanı önemli toplantılarda bulundu. Öncelikle dostlar İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüşüldü. Ardından aynı gün Azerbaycan ile İran arasında Savunma Bakanları telefonda görüştü. Daha sonrasında bir sonraki günde Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan'a giderek burada görüşmelerde bulundu. Azerbaycan uluslararası desteği yavaş yavaş sağlamlaştırırken Ermenistan ne yaptığını bilmiyor. Rusya'ya mı yanaşıyor, Amerika'ya mı yanaşıyor? Hala belli değil. Özellikle Pelosi'nin ziyaretinden sonra Ermenistan'ın Amerika'dan silah alacağı ve kolektif güvenlik anlaşmasından çıkacağı haberleri de gündeme gelmiş durumda. Ermenistan liderliği için olası tek gelecek planı Türkiye ve Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak fakat bu anlaşmanın görüşüleceği gün bile kendileri Azerbaycan'a saldırmış durumda. Rusya ise bölgede daha fazla varlığını kaybetmemek için hamlede bulunabilir. Moskova'nın ülkedeki ve Güney Kafkasya'daki varlığının azaldığı değerlendirmesi yapılırken Batı ve Türkiye'nin 200 yıl aşkın bir süre içerisinde bu bölgedeki varlığını tekrardan arttırdığı değerlendirmesi yapılmış. Özellikle dostlar burada eskiden Azerbaycan'da bulunan bazı radarlarda değinilmiş. Kabala radar üstüne de yer veriliyor. Bilindiği gibi Kafkasya'da Rusya'nın son fiziksel askeri varlığıydı ve burası da kapatılmış durumdaydı. Yine Gürcistan Rusya arasındaki sorunlar devam ederken Rusya savaşta birçok yeri kaybettiği için artık Karabağ'da söz sahibi olamaz değerlendirmesi de yapılıyor. Güney Kafkasya'daki jeopolitik durum şu anda çok karmaşık. Özellikle İran, Amerika her zaman olduğu gibi ortak düşman Ermenistan'ı desteklerken Azerbaycan'a karşı hepsi bir olmuş durumda. Yine Fransa'nın Ermenistan'a verdiği güçlü destek dikkat çekiyor. Azerbaycan ise başlıca destek veren ülkeler arasında Türkiye, İsrail yer alırken Pakistan'da ara sıra yaptığı açıklamalarda Azerbaycan'a siyasi olarak destek veriyor. Evet dostlar son gelişmeleri aktarmış olduk. Gün içerisinde diğer gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.